Herkese merhaba, ben Mehmet Güney. Yaklaşık 100 yıldır çiftçilik yapan bir ailenin soyundan geliyorum. Bugün sizlerle domates salçası nasıl yapılır onu konuşacağız. Ürettiğimiz domateslerimiz kendi topraklarımıza yetişmektedir. Domateslerimiz olgunlaştıktan sonra hasat zamanı domateslerimizi topluyoruz. Domateslerimizi topladıktan sonra salça yapacağımız bahçemize getiriyoruz. Onların hepsini 3 aşamalı yıkama işlemlerinden geçiriyoruz. Bunları yıkadıktan sonra büyüklüklerine göre 3-4 parçaya bölüyoruz. Bu parçaya bölerken çürük ya da kirli kısımları varsa onları kesip çöpe atıyoruz. Domateslerimizi doğradıktan sonra büyük tavalarımızın içerisine boşaltıyoruz. Bu aşamadan sonra yaklaşık 2-3 saatlik bir sürede haşlama aşaması oluyor. Ve bu 2-3 saatlik sürede sürekli karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmayı bıraktığımız bir saniye bile tavanın dibine yapışma ihtimali var. Tavanın dibine yapışırsa lezzet tamamen değişir ve yanık kokusu oluşur ve bu sağlığa çok zararlıdır. O yüzden hiç durmadan karıştırmak zorundayız. 2-3 saatlik kaynama aşamasından sonra haşlanan domateslerimizi bir makine sürecinden geçiriyoruz. Kabuklarından arındırıyoruz. Kabuklarından arındırdığımız domatesleri ise temiz bir tavaya boşaltıyoruz. Temiz bir tavaya boşalttıktan sonra 3-4 saatlik kaynama aşaması oluyor. Ve bu 3-4 saat boyunca sürekli tavayı karıştırmak zorundayız. Tavayı karıştırmazsak yine altına yapışma ihtimali artıyor. İyice koyuluğa ulaştıktan sonra salçalarımızı sıcaklığıyla birlikte kavanozlarımızın içerisine döküyoruz. Kavanozlarımızın içerisine döktüğümüz salçaların ağzını o anda kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ters çevirip kenara koyuyoruz. Bu aşamada kavanozlar ve kapaklar oldukça önemlidir. Biz bu işlemlerimizi yaptıktan sonra kavanozlarımızı tek tek depolarımıza kaldırıyoruz. Salçalarımızın açılmadığı sürece 2-3 yıllık bir ömrü vardır. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Saklama aşamalarımız da gölgede, daha steril bir ortamda, rutubetin olmadığı bir ortamda bulunması gerekir. Çünkü bu ortamlarda kaldığı zaman salçanın saklama aşamasının süresi daha uzun olur. Eğer ki kavanozu açıp tüketmeye başladığınız zaman dolaplarda saklamalısınız. İsterseniz yemeklerinizde kullanabilirsiniz, isterseniz kahvaltınızda, sofranızda kullanabilirsiniz. Salçalarımızı açtıktan sonra içerisine herhangi bir katkı maddesi katmanıza gerek yoktur. İsterseniz böyle tüketebilirsiniz, isterseniz zeytinyağı ve baharatlarla süsleyerek, karıştırarak kahvaltınızın göz bebeği haline getirebilirsiniz. Küçüklüğümüzde salçalı ekmeklere sürerek büyüdüğümüz topraklarda oluşan salçalarımız tamamen bizim üretimimizde. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Biz bu salçalarımızı tamamen el emeğiyle doğal ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Biz bu salçalarımızı aynı zamanda satışa sunuyoruz. Sipariş vermek isterseniz açıklamada bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Doğal Sevgisi ailesinden herkese selamlar. Hoşçakalın.